Merhaba, programa hoş geldiniz. Ne yalan söyleyeyim, ameliyat öncesi bu kadar güleceğim, bu kadar kahkaha atacağım, kendi kendime hiç aklıma gelmezdi. Evet, gene bu abuk subuk programlardan birini seyrediyorum. Saçma sapan adamlar konuşuyor. Onların başında da Hande Fırat, 15 Temmuz kahramanı. Konuşuyorlar. Konu da şu, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu üçlü bir toplantı yapmış. İşte niye altılı değil, işte Temel Karamollaoğlu hasta, bilmem ne falan filan. Böyle ayrıca bölünmem var. Çünkü iktidarın yalakalarını muhalefet çok ilgilendiriyor. Bunlar iktidarın yapamadıkları yerine muhalefetin neler yapması gerektiğini tartışıyorlar çok ciddi bir şekilde. Bu 6 partinin genel başkanı çok esasında, hatta 7 HDP'nin de genel başkanı çok. Bütün yalakalar genel başkanmış gibi. Şöyle yapsalar efendim, böyle yapsalar efendim diye. Sosyalizmden nefret ediyorlar ama HDP'ye ders veriyorlar. Sosyal demokrat değiller ama CHP'ye ders veriyorlar. Bir kısmı işte milliyetçi ve ülkücü değil ama İYİ Parti'ye cevap veriyorlar. Bir kısmı liberal ama Temel Karamollaoğlu'nun ne yapması gerektiğini söylüyor falan. Böyle garip bir şey. Şimdi ortadaki konu şu. Yani gülmeden anlatmaya çalışacağım. Ne olur siz de gülmeden dinlemeye çalışın, olur mu? Yuvarlak bir masada toplantı yapmışlar. Yuvarlak masada toplantının tam ortasına, masanın tam ortasına bir çiçek koymuşlar. Gayet güzel beyaz papatyalara benziyor. Şimdi yakından bakmam lazım. Neyse, önemli değil. Gayet güzel bir çiçek. Esasında masa 6 kişinin oturabileceği bir masa ama 3 kişi olduğu için birer boşluk bırakılmış. O yüzden bir fotoğrafçı her boşluğa giderek 3 genel başkanı ayrı ayrı sanki masanın başındaymış gibi çekebilir. Ama şöyle bir şey var tabii geometrik olarak. Eğer bir masa dikdörtgen değilse masanın başı yuvarlak masada masanın başı olmaz. Herkesi hangi açıdan çekiyorsan o masanın başıdır. Fakat Zafer Şahin'in sanıyorum bir cinlik yapmak isteme merakı hiç bitmiyor. O gene tuttu ve şey dedi. Her lider bir kere çiçekli sandalyeye oraya oturmuş fotoğraf çektirmiş dedi. Yani bunlar ilkokul müsameresinde belki olur bazı durumlarda böyle bir şey. Meral Akşener demiş ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun o çiçekli sandalyenin önünde ben oturacağım. Oysa yuvarlak masa olduğu için çiçekli sandalyenin önünde kendisi de oturuyor zaten. Kare masa olsa gene kendisi de oturuyor zaten. Diyelim ki 4 kişi var. Kare masa olduğunda 4'ü de çiçekli sandalyede oturuyor. Bir çiçek var ama 4 çiçekli sandalye var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında Meral Akşener oturuyorsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafası gözükmeyecek şekilde yukarıdan çektiğinizde Meral Akşener çiçekli sandalyede oturuyor olarak gösterirsiniz. Bunu en iyi de gazeteciler bilir, gazeteciler yapar. Şimdi bu çiçekli sandalye lafını atınca Hande Fırat'ın ağzı açık kaldı. Böyle baktı, anlamadım dedi ya, burası yuvarlak masa, çiçekli sandalye falan yok. Her partinin fotoğrafçısı ya da işte yardımcısı şusu busu kendi genel başkanını değişik açıdan çekmiş, o zaman öyle olmuş. Aklıma ne geldi biliyor musun? Atatürk'ün çok yayınlanmayan bir fotoğrafı vardır. Atatürk o fotoğrafta aynı anda bira ve rakı içiyordur. Öyle bir açıdan çekmiştir ki onu fotoğrafçı. Tek başına gözüküyor. Öyle bir açıdan çekmiştir ki bira bardağından rakı bardağı yan yanadır ve Atatürk'ün önündedir. Başka kimse yoktur. Oysa bira bardağından rakı bardağının arasında ciddi bir mesafe vardır. Fotoğrafın bütününü kafanızda düşündüğünüzde birayı Atatürk'ün yanındaki başka birisi içiyordur. Bu fotoğrafı sonra çok pis bir şekilde, yani öyle bir alkoliktik işte birayla rakı yan yana içiyor diye kullananlar oldu. Bu fotoğrafı hangi açıdan çektiğinize bağlı olan bir şey. En sonunda Hande Fırat bu aptalca tartışmayı, çünkü Melik denilen o bir gazeteci de tartışmaya dahil olunca Hande Fırat dedi ki dayanamadı. Ya bu masayı özel yapmışlar dedi. Birkaç saniyelik bir sessizlik oldu. Hande Fırat baktı ki bunu da yutacaklar. Ya şaka yapıyorum dedi. Ne özel dedi ya. Yuvarlak masada nereden çekerseniz olsa böyle olur dedi. Şimdi ben ciddi şekilde gülmeye başladığımda bu siyasi tartışmanın çiçekli sandalye noktasına gelince iş artık bu
sersem seferek tartışma. Ciddi güldüğümden aradaki bazı mizahi konuşmaları kaçırmış olabilirim. Sonra ara verdiler. Ara verdikten sonra ben zannettim ki başka bir konuya devam edecekler. Biraz başka konuyu dinleyeyim bakalım başka ne gibi saçmalıklar gelecek deyince. Fırat bir açıklama yaptı. Okurlardan istek gelmiş. Çekti masayı konuşmaya devam edin diye. Okurlardan demişim, izleyicilerden. İzleyiciler çok haklı çünkü gülmek istiyorlar. Bu sersem seperek konuşan insanları biraz daha konuşsunlar bakalım daha ne kadar saçmalayacaklar diye bekliyorlar. Evet, yarın Almanya'nın saatiyle, Avrupa saatiyle 11.30'da ameliyata gireceğim. Bari dedim ameliyata girmeden önce çiçekli masayı konuşayım. Çiçekli masa çok önemli arkadaşlar. Çiçekli masada çiçekli sandalye olayını Zafer Şahin eve gidince nasıl anlatacak karısına ya da çocuklarına? Gerçi çocuk ufak daha ona anlatmaz ama eşine nasıl anlatacak bunu bilemiyorum. Gazetede arkadaşları ne diyecek bilemiyorum. Bundan sonra adı Çiçekli Zafer kalabilir mi onu da bilmiyorum. Ben olsam bundan sonra Çiçekli Zafer diyebilirim. Çiçekli değil, çiçekli masal Zafer dedi. Kedi öyle değil. Evet, çok ağrımsızım olmazsa yarın tek gözden bir göz en az 24 saat kapalı olacak. Gene karşınızda olacağım. Yani öyle bir ameliyat olduğunu diye sizlerden kaçmayacağım. Ama tabii ağrı yaparsa öyle ıhlana sızlana da program yapmak istemiyorum. Gözümü açtığımda 24 saat sonra karşınızda olurum. Evet, bir dahaki programa görüşmek üzere. Söz size bir çiçekli masa yapacağım, ona göre konuşacağım. Hangi açıdan çekerseniz çekin. Tek olacağım için çiçekli sandalye benim sandalyem olacak. Zafer Şahin, şimdiden söylüyorum. Benim o çiçekli masa ve çiçekli sandalyeli programımı izle olur mu? Dersin orada. Ne egoist adam çiçekli sandalyeye tek başına oturmuş. Yanına başka kimseyi istemiyor. İstemiyorum o çiçekli masa benim ve sandalye de benim. Siz de Türkiye'nin önemli Türk gazetecilerisiniz. Görüşmek üzere.